Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmet Çat amcamız, büyüğümüz. Sevdiğimiz bir terzimiz. Evet. Yılların efsane. Yılların efsanesi olduk. Terzisi ve oda başkanı. Oda terziler başkanı. Ve odalar, berberler odası mı oluyor? Nasıl? Şimdi terziler, kuaförler, esnaf sanatkarlar odamız. Yani bu aslında berberlerin de dahil olması terzilerle aynı makas tarzı devam ettiği için. Tabii ki. Aynı sınıfın içerisinde aynı değil mi? Aynı sınıfın içerisinde. Bir de giyim mesleğimiz olduğu için bize ayakkabıcılar da var bizde. Ayakkabıcılar da size. Yani işin içinde makas olunca, bıçak olunca hep size giriyor yani. Hepsi giriyor. O da bıçakla. Yani ayakkabı da bıçakla yapılan. Değil mi? Tabii. Yani bu odanın içerisine dahil oluyor diyorsunuz. Canlı bir insana biz hitap ediyoruz. Yani neden? En azından giyimi aldıktan sonra kuaföre gidiyoruz. İsmet amcam. Efendim. Kendinizi bir tanıtır mısınız? Kaç yılında bu mesleğe başladınız? Kaç yıldır Kaledere Okulu'nun altındaki iş yerinizde devam ediyorsunuz? Şimdi, kaç yıldır bir de bu başkanlığı sürdürüyorsunuz? Ya biz evet. Biz şimdi şöyle Sayın Hocam. Önce kaç doğumlusunuz? Bir onları da öğrenmiş olalım yani. 50 doğumlu. 1950 doğumlu. Kaç yaşındayız? 70 yaşında. 72 yaşında. 72 yaşındayız. Evet. Ha, şimdi devam edebiliriz. Kaç yılından beri bu mesleğin içindesiniz? Şimdi ben 65'ten beri bu mesleğin içerisindeyim. Ha, tabii ki 70'te kendi dükkanımı açtım. 5 sene dışarıda çalıştıktan sonra 70'te kendi dükkanımı açtım. Nereye açmıştınız ilk yerinize? Sulağan lokantasının karşısı. Karşısında. Evet, orada şu anda küçük küçük ayakkabı dükkanları var. Ayakkabı dükkanları yok. Orada şey var. Çocuk bebe giyimi var. Evet. Çocuk bebe giyimi var. Bitişinde köşede zaten ayakkabıcım var. Temel Çalık diye. O izahı da yaptınız diyorsunuz. O izahı orada yani. O şeydeyiz hemen. Köşede de gözlükçü vardı zaten. Aynen. Köşede gözlüklünüz var. Lokantanın biz tam karşısı olmuş oluyoruz. Orada başladık biz dükkan açmaya. Dükkan oradan açtı. Oradan sonra Akbank'ın üzerine gitti. Orada 10 sene kaldım. Orta çarşı orası. 10 sene kaldım. 10 seneden sonra gittik Akbank'ta kaldık. 10 sene de Akbank'ta çalıştık. Oranın ikinci katında. Oradan yine ayrıldık. Akbank satın aldı binayı. Oradan yine ayrıldık. Oradan geldik şuradaki köşeye. Dediğiniz yer neresi? Dediğimiz yer benim şimdi odanın hemen bitişi. Bu Cengiz Soba Caddesi diyoruz oraya. Şimdiki Ankamar Market'in olduğu yer. Yok, olduğu yer Ankamar'ın karşısı. Yani karşısı. Köşebaşı. Köşebaşı, evet. Karşısı. Evet. Bu yana şurada bina. Oraya geldik. 20 sene kaldım orada. Hay maşallah, bayağı kalmışsınız orada. Bayağı kaldım 20 sene. 10 sene de orada oldu gideli. Kaledere Okulu'nun altında. 11. yıla girdik. Şu anda yani bu mesleğe sizi öğreten meslek erbabınız kimdir? Mesleği öğreten iki ustam var. İki ustanın başka yerine gitmedim ben. Birinci ustam tabi rahmetlik oldu. Ceroğlu'nun sırasındaydı. Ziya Avcı. Oradan ne kadar kaldım? 2 sene çalıştım. Daha sonra geldik Nahit Oktay'ın yanına. Galafat var şimdi ayakkabıcı. Evet. Hemen orta cami. Yaşıyor mu Nahit Oktay? Nahit Oktay yaşar mı? O da vefat etti. Orada kaldık 3 sene. Daha sonra dükkan açtım. Maşallah, ne güzel bir meslek erbabı olarak sizleri yetiştirmişler. Yetiştirdi. Çok yani kolay bir meslek değil yani, tercihlik olsun, berberlik olsun. Eski ustalarımız çok bir ustadı yani. Yani çok sanatkardı. Çok pişmiş sanatkarlar. Hem disiplinli. Disiplinli. Bizi hem insan sarafı yaptılar hem usta sarafı yaptılar. Bir de eskiden çırak olmak için babalarınız para veriyormuş sanırım. Hani ben bu adamı yetiştiririm ama şu kadar. Eski ustalarımızın birçoğu öyleydi. Ama çokları da öyle almıyordu. Yetişsin çocuklarımız diye. Bize gerçekten önem veriyorlardı. Benim hayrım olsun diyordu değil mi? Güzel yetiştireyim hem diyordu. Öyle, hem de bir de geleceğin adamları olsun, geleceğin ustaları olsun. Biz bu işi ne kadar götüreceğiz? İnsanlara hizmet lazım diye. Bizi yetiştirdiler. Gerçekten iyi bir sanatkar. Dün ben iyi bir sanatçı olarak ben yetiştirdim. Maşallah. Allah rahmet eylesin ölenlerimize inşallah. Arkadaşlarımız da böyle yetişti. Biz yani mesela kimin yanında çalışsın. Ama ustalarımız çok kaliteydi. Kalite ustalarımız vardı. Kalite ustalarının yanında yetişti. Bizim meslektaşlarımızın hepsi. İsmet amca, kaç yıldır bu oda başkanlığını yapıyorsunuz? Ben maşallah anda, senelerden beri kazanıyorsunuz. 4 yılda bir mi oluyor bu oda başkanlığı? Evvelden 2 yılda birdi. Şimdi? Bu 2 yılda bir, şimdi 4 yıla çıktı. Yani ne zamandan çıktı 4 yıla? 5'ten sonra ayrıldı çıktı. 5'ten sonra çıktı. Yani kaç yıldır şu anda oda başkanısınız? Ben şu anda 30'a girdim.
30 yıllık Ünye'nin evet. Terziler. 31 sene falan. İşte bu seneyi de bu 4 yılda bitirsek 35 sene olacak. Açılımı neydi odanızın kuruluş? Odanızın kuruluşu şöyle 1964'te kurulmuş burası. Kuruldu. İşte ustalarımız kurmuş. Evet. Biz tabii 80, biz de 89'da falan aldık. İsmi ne olarak geçiyordu odanızın ismi? Yine terziler odası geçiyordu o zaman. Sadece terzi o bölümü olduğu için 400'e yakın terzi var dünyada. Şu anda yine aynı mı geçiyor isim olarak? Yok, şimdi yine terzi olaraktan geçiyor ama biz kuaförleri de aldığımız için ayakkabıcılar. He, bize Türk Neskot oraya bize Neskot için orduda birliğe buradan şeye geçiriyor. Yani bize müracaat edildiğiniz zaman biz orduya gönderiyoruz. Ordu birliğimiz neye layıksa oraya gönderiyor. Biz ayakkabıcılar bize verdi. Şey de bize devlet verdi tabi bunları. Evet. Kuaförleri de evet. Bize vermiş oldu. Biz şimdi 3 tane sınıf olaraktan ama bizde sınıf çok. 3 sınıf görüküyor bizde yani şöyle. Hem terziler hem kuaförler. Hem bayan kuaförleri hem de ayakkabıcılar. Hay maşallah. Şu anda günümüzde rağbet var mı? Yani bu hazır dikime karşı olarak. Ya, dikim olaraktan rağbet bizde kalmadı. Kalmadı değil mi? Kalmadı. Şöyle ki çünkü iş adamlarımız falan burada hep dışarıya gittiği için. Hep fabrikasyon oldu ya, onun için diyorum hani. Evet. Genelde şu anda kimler diktiriyor mesela? Ya iş adamlarımız diktirir ama iş adamlarımız da şimdi dışarıya o zaman gidip gelme yoktu. Şu anda dışarı adam sabahleyin beni yarım saatte Ankara'da, bir saatte İstanbul'da. Orada daha ustalar tanıdığı oldu şimdi eskisi gibi değil. Yani memlekete değil dışarıya doğru kazandıralım oldu yani, diyorlar. Yani bunlar memlekette şey dikinmiyorlar yani dışarıda dikiniyorlar. Bizde şimdi böyle iş şeyi yok. O zaman buradan gurbetçilere, halkımıza diyelim. Yurt dışında değil de memleketinize geldiğiniz zaman hem üzerinizde bir hatıra olsun, memleketimizdeki terzilerimize, kılık kıyafetimize böyle yani özel diktirenlerimiz var ise diktirip öyle gitsinler memleketlerine diyelim değil mi? Ya şimdi dışarıdan gelme çok oluyordu. Hakikaten elbise diktiriyordu. Almancılar mesela geliyordu. İki takım elbise. Misafirlerden. Tamam böyle dikinip gidiyorlardı. Bizden böyleydi. Yani. Yazın çok işimiz olurdu. Çıkamaz. Halbuki yurt dışına göre daha ekonomiktir. Yani bizim burada dikim. Yurt dışına ekonomi olur diye dikiyorlar zaten. Orada şimdi bunlar tabi o zaman... Şu anda da aynı olması lazım. Çünkü yurt dışının belki parası bize buradan çok yüksek geliyor ama oranın da yemesi içmesi çok pahalı, giyinmesi çok pahalı. Aynen. Yine de diyelim ki gelsinler ülkemizde misafir olarak hem kalsınlar hem buradan giyinsinler. Yani burada giyime tabi şimdi bakıyorsun şeyde şu anda Tekirdağ'a doğru biliyorsun Edirne'de falan. Şeyde Bulgaristan'dan falan gelenler var, Yunanistan'dan gelen var. Giyimlerimizi hep buradan karşılıyorlar. Şu anda öyle gelen var ki... Konveksiyon yetişmiyor. O halde çalışma şey var. Giyim var. Buradan böyle hazır yapıp da yine o konfeksiyonlara gönderiyor musunuz? Evet. Hani böyle adam yetiştiremeyebilir mesela ürünü. Evet. Sana şu kadar takım kıyafet veriyorum. Bana dikin, gönderin. Tabii ki. İstanbul olsun, hani İzmir olsun, farklı yerler olsun, fabrikamıza. Yani bize gönderin, biz buradan müşterilerimize satalım diyen oluyor mu hiç öyle? Oluyor. Var değil mi öyle? Var. Mesela adam der... Ya mal yetiştiremiyorum. Bana bir 50 tane takım kıyafet dik. Dik bana gönder der mesela. Onlar oradan satış yapıyorlar. Hem buradan onu da duyurmuş olalım yani. Ünye'mizde birçok kaç tane terzi var şu anda Ünye'mizde? Şu anda Ünye'mizde terzi fazla kalmadı ama yine 20'nin üzerinde. Yani genç nesilden de bekliyoruz. Ne olur bu mesleği öğrensinler. Genç nesil yani gelmiyorlar. Bugün tamamen hep sizler gibi büyüklerimiz kaldı. İnanın yani. Sizden sonra böyle hazır fabrikalar olarak. Gençlerimiz şöyle. En çok konfeksiyon. Mesela bizde yok burada organizasyonlar olmadığı için Fasa'mızda çok insanlarımız var. Evet. Şu anda 20 bin kişi çalışacak orada. Tamam o ayrı ama yani sizin yine gibi... orada terzi işte kimisi aşotların üzerine, gömlek üzerine, iş giyim üzerine yani orada çalışanlar terzilerimiz var. Terzi deniyor artık onlara. Ama sizin gibi elinizden yetişen terzilerimiz hem takımından tutun da hepsine varıncaya yok, kadar yapıyorlar. Yok. Yani özellikle şu evet. Takım kıyafetlerimiz. Evet. İnşallah dışarıdan böyle buraya misafir olarak gelecek olanlarımıza, iş adamlarımıza rica ediyoruz. İnşallah, gelsinler inşallah. Memleketin insanlarından senden bir 50 tane takım, senden bir 50 tane takım diyerek müşterilerine en azından bu memleketine de para kazandırabilirler. Yurt dışına ithal olabilir. Tabii katkılar olmuş olur yani en azından. İnsanlar mesleğini bırakmamış olur. Tabii ki mesleğe yönelmeleri lazım. Evet. Bizim bu memleketimizde yeni nesilden beklentimiz o. Eski nesillerimiz çok giyimden fevkalade giyim vardı. Giyiniyorlardı. Bizden ayrılmazlardı yani. Öyle bir şey vardı. Evet. İsmet amca zamanımız dolmak üzere. Son bir dakikam kaldı. Ünye'miz
Hangi köyündeniz? Yani Ünyeli'yiz değil mi aslen? Ünyeli'yiz, Selen köyündeniz. Ünye Saylan köyündeniz. Doğup büyümem, ilkokulum Saylan köyünde okuduk. Orada doğdum. Buradan çarşıya işte mesleğimize geldik. Babanız da aynı terzi miydi? Yok, babamız köylü çiftçiydi. Çiftçiydi. İsmi nedir? Ahmet Çat. Evet. Babamın adı Ahmet. Köylü Çat. Milletin efendisidir demiş. Arkanızda Mustafa Kemal Atatürk'ün de resmi var malum. Yani evet evet. Bizler de ona hitaben diyoruz ki çiftçi, ismi neydi babanızın? Ahmet Çat'ın oğlu İsmet Çat büyüğümüz. Allah razı olsun öylesi anne babalardan, evet, ustalarımızdan, evet, ünyemize, evet, ülkemize güzel bir esnaf kazandırmışlar, terzi kazandırmışlar. Ondan Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Yani ama yeni nesillerimizden de beklentimiz ne olur çocuklarımızı üniversite mezunu olsalar da böyle terzilerimize getirsinler, şimdi yetişsinler. Hocam şöyle yani eski ustalarımız hem liseyi okuduydu. Bak hem liseyi okuyorlardı çocukları, kendi çocukları. Hem okuyorlardı. Yani, okuyulardan babasının yanında ilk okuldan benim babasının yanında sanat şeyi öğreniyorlardı, tamam mı? Babasının yok yanında sanat, tamam güzel. Evet. Sanat öğreniyorlardı ve hem sanat hem okuma oluyordu. Şimdi mesela bizim şimdi şey vardı ya, Ahmet Mehel oğlu, evet, hem öğretmen. Evet, çok derdi güzel. Buradan yeni nesile diyeceğiniz ne? Kapatıyorum inşallah. Yeni nesile diyeceğimiz şöyle. Mutlaka bir ne ol yetişseydisine bir sanat olmasını istiyorum. Sanatkar olsunlar. Yani hatta hem, orta hem birden okul ilkokuldan itibaren başlasınlar. Hem okul. Tabii hem okul hem sanat. Yani hangi sanatı seviyorlarsa mutlaka sanatkarın yanında zamanlarını... Yani bu meslek erbaplarını öldürmesinler. Hangi alanda olursa olsun, ha, tamam, insanlığa faydalı olacak bütün meslek dallarında nesillerimizi ne olur yönlendirelim. Anneler i̇nşallah, babalar olarak. İnşallah öyle olur. Zaten şu anda iyi bir terzi olsa genç mutlaka kendini görür. Hiç yani dışarı... evini de geçindirir. Evet. İyi bir berber, iyi bir ayakkabı tamircisi. Bak benim şimdi galfam var İstanbul'da. 15-25 arası elbise dikiyor. Maşallah. Sadece bu. Maşallah ya. 15-25 bin lira arasında. Cidden evet, evet, evet. Ama bizim burada şimdi en az 5 bin lira bir takım elbise. Gelse dikse, buradası çünkü en az kirası az olur. Yani kendini rahat rahat geçindirir. Kendini yani geçindirir, para da kazanır. Evet, buradan çok güzel olur ama biz ben istedim ki benim yanında bir genç nesil benden sonra bir nesil yetişsin istedim ama yok, gelen yok. Çünkü geçinmemi yapamam diye korkuyorlar, gelmiyorlar. Evet, anne babalara, halkımıza buradan, evet, duyurulur. Ne olur evlatlarımızı başıboş bırakmayalım. Diplomalı da olsalar bir yerin bir şeyin başından tutup bir meslek erbabı olmalarını onlara kazandıralım tavsiye diyelim. Ediyoruz, tavsiye ediyoruz. Halkımızdan ricanız nedir? Hemşerilerinizden son olarak. Hemşerilerimizden son olarak da bize... Gurbetçilerimiz de var tabii ki. Efendim? Gurbetçilerimiz de var yurt dışından. Halkımızdan şöyle sanatçıların yanında olsunlar. Sanatçıların azından şey bir şey yaptı masalara sanatımızın içerisinde çayını kahvesini içsinler. Sanatçıların çayı kahvesi var. En azından güncel konuları değinilir, güncel konularda sohbet olur. Fikir alışverişi yapılır. Daha sonra belki bir terende bir kumaş hoşuna gider, en azından bir pantolon diktirir. Aynen. Hem kendine hem sanatkarime, İslam'a şey yapmış olur. Yani takviye yapmış olur. Ben şu anda hocam sen çok teşekkür ederim. Bize geldin, bizi bu konularda değerlendirdin. Merak etmiştim burayı. Değerlendirdin. Odamızı da ziyaret etmiş. Odamızı da böyle bir şey yapmış oldun, teşvik etmiş oldun. Evet. Çok Allah razı olsun. Sizden. Allah razı olsun. İnşallah yine bekleriz. Yine İnşallah İsmet Amca. Bütün esnaf sanatkar arkadaşlarımızla işlerinizde başarılar diliyorum işlerinde. Sanatkarlarımız yine yetişmeye devam etsin. Ben buradan herkese selamlıyorum. Herkesi kucaklıyorum. İyi Ramazanlar diliyorum bir de. Ramazan geldi. Evet, Ramazan evet. Ramazan-ı Şerifimiz, 2022 Ramazan-ı Şerifimiz. Hayırlara vesile olsun. Hayırlara vesile olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hepinize çok teşekkür, sana da teşekkür. Evet, cuma günü inşallah ilk teravihi kılacağız. İlk teravih cuma günü kılacağız. Bugün ayın 30'u değil mi aynı zamanda? Bugün ayın 30. 30 Mart olması 30. lazım. Evet, 30 Mart 2022. Evet, 31 de Mart olması lazım. Mart'ta 31 çekiyor. 31, evet, öyle olması lazım. Evet, Allah'ım hayırlısıyla hayırlı ömürlerinizi, ömürlerimizi nasip etsin. Amin cümlemizden beraber. İşlerimize başarılar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim. Şöyle bir de... Sağ ol. Sağ olasın. Şöyle...